Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'un 500'ü aşkın gündür hükümetsiz olan Belçika'nın kredi notunu AA artıdan A'ya indirmesi ülkede hükümeti kurma çalışmalarını hızlandırdı. Belçika'da koalisyon hükümeti görüşmelerini sürdüren 6 parti ülkenin yüksek borç ve bütçe açığını kontrol altına almak amacıyla 2012 bütçesi üzerinde anlaştı. Valon Sosyalist Başbakan adayı Elio Di Rupo'nun yeni hükümeti kurması bekleniyor. Bence sorumlu bir şekilde oluşturulan, yapılması gereken şeyleri içeren, ayrıca bazı hoş olmayan şeyleri de kapsayan bir bütçemiz olduğu için memnun olabiliriz. Avrupa daha çok insanın çalışması için bir takım tasarruf önlemleri istiyor ve biz bu konuda gerçekten ilerleme kaydettik. Reformları içeren bu bütçe Avrupa'yı memnun edecek. Belçika'da yeni hükümeti kurması beklenen 6 parti, gelecek yıl bütçe açığının Avrupa Birliği limitlerine uygun şekilde %3'ün altına düşürülebilmesi için 11,3 milyar euro ilave kaynak gerektiği konusunda görüş birliği sağladı. Euro bölgesinde Yunanistan ve İtalya'nın ardından en borçlu ülke olan Belçika, şu anda gayri safi yurt içi hasılanın %98'ine ulaşan kamu borcunu 5 yıl içinde %90'ın altına indirmeyi hedefliyor.